Kuasi hocamızın uzun zamandır izlediği, hatta yaz transfer döneminde de ismi gündeme gelen, ancak Gervinho'nun sakatlığından sonra, hemen sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Takımımıza katkı yapacağına inandığımız, kadromuzu güçlendirdiğimiz önemli bir transferimiz. Oynamış olduğu Denizli Spor maçında da tüm taraftarımızın, hepimizin beğenisini kazanan ve doğru bir transfer olduğunu, takımımız için doğru bir oyuncu olduğunu tek bir maçta da kısa bir süre içerisinde de ispatlamış bir oyuncumuz. Ben hayırlı olsun diyorum kendisine. Ailemizin bir parçası oldu. İnşallah hep birlikte Trabzonspor forması altında hep birlikte büyük zaferlere imza atacağımız ve bu zaferleri, bu sevinci bizle beraber paylaşan ve burada da pay sahibi olan bir oyuncu olacağından hiçbirimizin şüphesi yok. Sağımda oturan Emrehan kardeşim, bizim izleme ekibi yaklaşık 7-8 senedir Leverkusen'in altyapısından beri izlediği bir oyuncu. Açıkçası kendisinin bu kadar kısa bir sürede A takımına çıkacağını beklemiyorduk. Biraz daha erken davransaydık tabii ki çok daha ucuza alabileceğimiz bir oyuncuydu, ama göstermiş olduğu performansla A takımına çıkınca bize biraz fazla bir bonservis bedeline mal oldu. Ancak burada öncelikle Leverkusen takımına çok teşekkür etmek istiyorum. Oyuncumuzun gelişimine sağlamış oldukları katkıdan dolayı. İleriye dönük 2-3 yıllık, 5 yıllık planlamamız içerisinde çok önemli rol oynayacağına inandığımız bir oyuncumuz. Daha önceden de transfer ettiğimiz 4 genç oyuncumuzla birlikte takımımıza çok katkı vereceğine, katkı yapacağına inandığımız bir oyuncumuz. Ve tabii ki yerli oyuncu olarak, yani ileriye dönük federasyonun almış olduğu kararı da göz önünde bulundurursak, önümüzdeki sene 7 yabancı, 4 yerli, takip eden sene 6 yabancı, 5 yerli. Bu yapmış olduğumuz genç transferlerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve buna da hem hocamız hem de yönetim olarak biz çok büyük önem veriyoruz. Emrehan kardeşim, hoş geldin aramıza. Aynı zamanda Trabzonlusun. Memleketine hoş geldin, takımına hoş geldin. Senden beklentilerimiz çok fazla. İleriye dönük, belki artık bizim yaşlılık dönemlerimize gelecek o süreç, ama takıma katkı vereceğine, Türk futboluna katkı vereceğine olan inancımız tam. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah utandırmasın. İnşallah Trabzonspor forması altında da futbolu bırakmayı Allah nasip etsin. İnşallah. Hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Because since I arrived here, I can see that it's very big family, and I'm very glad to be part of this family. Bildiğiniz gibi Trabzonluyum, memlekete geldim. O yüzden duygularımı anlatmak çok zor benim için. Buraya ilk gün geldiğimde herkes beni çok iyi karşıladı. O yüzden çok büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Taraftarlar da çok çok güzel. Yani böyle bir şey Almanya'da göremezsin. Buraya büyük hedeflerle geldim. Takım olarak inşallah tek bu sene değil, 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Ve bireysel olarak da bildiğiniz gibi forvetim. Benim işim gol atmak ve inşallah gollerimle takıma büyük katkı sağlamak istiyorum. Herkesin affına sığınaraktan bir konu hakkında da birkaç kelime söylemek istiyorum. Özellikle son bir hafta içerisinde sosyal medyada benim ağzımdan ifadeler şeklinde paylaşılan bir haberle alakalı olarak konuşmak istiyorum.
Ahmet Ağalı önümüzdeki 5 sene en az 3 şampiyonluk alacağız ve ikinci yıldızı göğsümüze takacağız şeklinde bir takım ifadeler paylaşılıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bu ifadeler bana ait değil. Tabii ki anlayışla karşılıyorum. Bu ifadeleri gündeme getiren arkadaşların heyecanlarından, arzularından ve isteklerinden kaynaklandığını da, masumane istekler, duygular ve arzular olduğunu da çok iyi tahmin edebiliyorum. Ancak bunu bir spor adamının söylemesi mümkün değil. Çünkü gerçeklerle bağdaşmayan bir ifade. Şimdi bir kulüp başkanı düşünün ki geriye 11 maç kalmış, 14 puan en yakın rakibiyle arasını 14 puan açmış olmasına rağmen şampiyonluk için henüz her şeyin bitmediğini, her şeyin çok erken olduğunu defalarca ifade eden bir kulüp başkanının önümüzdeki 3 seneye, 5 seneye, 10 seneye ambargo koyması mümkün değil. Ancak taraftarlarımız ve camiamız şundan emin olabilir ki, önümüzdeki 3 sene, önümüzdeki 5 sene, artık çünkü o daha önceden söz verdiğimiz 3-4 senelik sabır sınırını aştık. Bu sene olduğu gibi her sene Trabzonspor şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır. Şampiyonluk yarışının içerisinde olmak kesin olarak şampiyon olacağımız anlamına gelmez. Az önce de ifade ettiğim gibi bu gerçeklerle bağdaşan bir ifade değildir. Sadece bazı yöneticilerin camialarını konsolide etmeleri veya heyecanlandırmaları açısından bu tür ifadeleri kullandıklarına şahit oluyoruz. Ama Trabzonspor Kulübü her zaman için sporun etik ve ahlak kuralları çerçevesinde ve aynı zamanda da rakiplerine saygı göstererek bu mücadelenin içerisinde yer alan bir takımdır. Önümüzdeki senelerde de aynı ciddiyetle, aynı disiplinle ve aynı istikrarla devam ettiğimiz takdirde ki bütün planlamalarımız, bütün programımız bunun üzerine, bu temel üzerine oturuyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisidir. Ama en büyük adaylarından birisidir. Çünkü bizimle birlikte bu mücadeleyi verecek her sene en az 4-5, belki 6, belki 7 kulüp olacağını da çok iyi biliyoruz. Bunun bilinci içerisinde, bunun ciddiyeti içerisinde mücadelemize devam edeceğiz. Tabii ki bu oturmuş kadromuzla, bu istikrarla ve camiamızın bize sağladığı destekle, özellikle altını çizerek söylüyorum, camiamızın bize sağlamış olduğu destek, bu yarıştaki ve bu süreçteki en büyük motivasyonumuz olacaktır bizim. Ve bu sezondan alakalı olarak da gerçekten henüz her şey bitmedi. Önümüzde 11 maç var, 33 puan var. Hocamız bu sene oynattığı sabırlı futbolla, sabır kelimesinin ne anlam ifade ettiğini bize öğretti. Aynı şekilde lütfen matematiksel olarak bu yarış bitinceye kadar şampiyon olmuş gibi davranmak yerine takımımızın oynadığı her maçtan, maç maç gittiğimizi hocamız defalarca söyledi, oynadığı her maçtan keyif ve zevk alarak matematiksel olarak da bu yarış bittiği zaman zaten eğer Allah bize bu şampiyonluğu nasip edecekse onun kutlamasını zaten hep birlikte yapacağız. Ama 11 maç var, 33 puan var. Çok dikkatli olalım. Lütfen biraz daha sabredelim. Teşekkür ederim.